Cızırtılı kaydı da başladık. Bakalım. Bugün nasıl olacak? Ulan videonun düştü. Evet. Gençler, nasılsınız? Cızırtılı bir kayıtla daha beraberiz. Allah Allah. Var valla. Tut tut ses geliyor duruyor. Burada ses geliyor. Yok, egzozdan tıkandı mı ne oldu bilmiyorum ki, daha yeni motorda 6000'de. Devir devir yükselmiyor yani. Neyle alakalı olabilir biliyor musun? Ya bir şey. Hatta bak şimdi hiç çalışmıyor. Yakıt da en azından 40 kilometre gösteriyor benzinciye kadar. Ona gidiyorum. Yakıttan değil muhtemelen. Benzin neden görüyorum? Nasıl da? Yakıttan mı diyorsun? Ama yakış o. Benzinden mi diyorsun? O kadar gösteriyor. Dedim en azından şeye kadar gideyim bari. Benzinliğe kadar. Ama devir yükselmiyordu. 6000'den aşağı iniyor. 6000'den aşağı iniyor.
Öyle mi oluyor bilmiyorum. Hayatımda bittiyse ilk defa benzin bitireceğim. Bas frene. Şu arkada var şurada. Girişinde benzin var ama şeyin girişinde şurada var. Şurada mı? Buradaki daha yakın herhalde. Şunu en azından yolun başına götüreyim, orada mı dursun? Buradan tersten geçsem burası sakat olacak. Evet, burası çok sakat bir yer yani. Benim motoru aldığınız ben burada bekliyorum. Yok, bir şey işimiz yok abi. Yok yok, ben şey yaparım. Ben kendim geri iterim oraya kadar. Orada dörtleri yakarım mecbur. Öyle yapacağız. Benzinlendir inşallah. Ya yapmazsa o yüzden aldım. Ben desem yapar da. 49 kilometrede gösteriyor. Tut 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 ses geldi. 6'yı geçmiyordu. Karabekir'de oturuyorum. Oradan buraya böyle 6000'den 5000'e düşe düşe geldim. Burada da tamamen durdu. İşte sana güvendim güya. Neyse öyle yapayım. Ben de geç kalmayayım. Motoru yana yastığına. Böyle basmıyor. Anahtarsız. Bende mi anahtar? Aha, bende. Eminsin. Aha. Aldılar mı? Benzinler mi sence de? Bin motoruna. Uh-huh.
Seslensene. Seslensene abi. Hayır, ne oldu? Bozuldu. Neyi bozuldu? İşte neyi bozulduğunu göreceğiz bakalım. Benzinden diye tahmin ediyoruz. Abi bir teşekkür etseydim direkt gitti ben ya. Ben buradayım zaten. Ha sen misin abi? Lan ben de giden zannediyorum ya. Yok bak burada değil mi benzinde? Ha kardeşim? Ne bileyim ya. Havanı... Sen daha önce motora binmedin mi? Hiç bozulmadı. Ha bozulmadı. O tecrübe sahibi evet. Olursun. Evet. 50 lira ne olur? Bana 50 aynen. Abi ne kadar alırsa koy. Ne kadar alırsa koy. Bu motor kuvveti iyi ittiriverdi yani. Evet, vallahi Allah razı olsun bu. Abi. Ha? 500 250 abi bu ya. X-Site'in aynı kasanın 500'ü var. Aynen. Orada. Var bu 250 ama alırsan bunu al abi. Öbürü çok yoruk karbüratörü. Ya o şey hop gibi. Ya abi. Ben onunla Bolu'ya gittim de ağzıma sıçtım ya. Ben bununla çok yol yaptım abi ya. Yavuz gibi gidiyor. Benzin bitti ya bununla biraz şey yapma. Hava yapma. Yo yapma. Benzinden mi diyorsun? Benzindendir mi? Tabii. Ama şöyle bir şey oldu. Evden buraya gelene kadar 6000'den 5000'e düşe düşe geldi. Böyle sirkeliye sirkeliye. Şimdi bakarız abi. İnşallah ondandır ya. Bu ne? Honda değil mi? Hiç Honda, mi? Forza. Forza, Honda. Oo. Gökhan abiye götürürüz ki. Gökhan komşuk var şeyde. Ümraniye Sanayi'nin orada Gökhan Usta'yı tanıyor musun? Yok abi. Ya servise götürüyorum. Ya servis işte. Nereden kapa? Kapat üstünde. Doğu Batı'ya götürdüm de abi hiç memnun kalmadım Doğu Batı'da. Gökhan abi de. Doğu Batı mı bilmiyorum işte. Anahtarı nerede abi? Bende. Ha. Hadi bismillah. Gavur yemek yemeden olmaz abi. Vallahi ya kilometre gösteriyorduk ya işte ona güvendim. Abi o 4.2 ne biliyor musun? Ben hayır, sonra orada anlatamadım ama. 50 kilometre gösteriyordu ya altında. Ya onu aldanma abi. Ne bileyim elektronik işte. Elektronik cihaz abi. Bundan demek sonra. Sen ya çeyrek deponun altına düşme böyle. Abi pis kalır bak enjektörleri kilitlersin. O daha büyük matrak en kötü çizgi var ya. Işık yandığı gibi benzinci. Bizde bile bunda çizgiye düşmeden benzin alıyoruz. Yok ya şimdi iyi tecrübe oldu. Allah razı olsun. Valla sen de sağ ol abi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Karta da diyeceksin. Ha, doğru pardon. Ne kadar abi? 85. 7 numara değil mi? Ne oldu? Abi geçen evden çıktım. Bu 2020 Forza ile daha 6000 kilometrede. Böyle biraz geç çalıştı motor. Normalde böyle çik 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 yapıp 3.'de çalışıyor maksimum. Tamam. Böyle 5 kere falan yaptı. Abi çıktım evden böyle bir şüphelendim. Böyle yaklaşık bir 6-7 kilometre gittim. Evden çıktıktan sonra yani 10 kilometre gitmedim yani. Böyle bir silkelemeye başladı motor önce. Yani böyle 6000'e geliyor. Böyle atıyor. 6000'e gelip geri atıyor. 6000 devre. Böyle 4-5 kere yaptı. Ondan sonra böyle 100-200 metre gittim. Motor durdu. Sağa çektim motoru. İndim motordan bakıyorum sağına soluna. Acaba dedim hani şey mi tıkandı? Egzoz falan mı tıkandı diye düşündüm. Baktım falan böyle. Tam durduktan böyle 2 dakika sonra. Egzoz tıkansın ya. Ne bileyim abi böyle pat 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 atıyor. Hani dolmuş da patlatıyor gibi atıyor yani. Bunu sağa çektikten sonra bakıyorum sana sonra zaten onlar videoda var şeyde yani. Ya buji kesiyor ya da benzin bitiyor. Yok değilmiş. Mikrofon yoktu sadece kamera kaydı vardı. Yani başıma bir şey gelirse diyor kamera sürekli çalışıyor. İndikten 2 dakika sonra bir tane kurye abi durdu arkama. Kardeşim dedi hani bir şey mi oldu dedi. Hani durdun falan dedi. Abi dedim bozuldu herhalde motor. Adamı da hiç tanımıyorum. Yani böyle rastgele bir adam yani. Ondan sonra geldi baktı böyle sağına soluna motorun işte dediklerini dedi onlar da böyle teknik bir şeyler söyledi. Bu yer bujiden dedir ya da böyle birkaç bir şey daha söyledi. Ondan sonra baktı depoyu açtı. Ben de çok ihtimal vermedim. Motoru salladı böyle biraz. İçinde benzin yok. Yani dalgalanın hiçbir şey yok dedi. Benzin bitmiş. Abi dedim nasıl biter yani 50 kilometre gösteriyor. Hani dedim sıfır motorda da böyle bir şey olamaz yani.
50-55 km falan gösteriyor. Bu dedi benzin bitmiş yani. Al dedi adam anahtarı, benim motorla dedi git benzin al. Benzinlikte 2-3 km ötede. Yani adamı da tanımıyorum. Abi dedim hani arkada şeyde belli. Ne arkadaşındaki belli yani doğru oldu. Abi dedim hani işin gücüm var. Ya dedi paket var dedi neyse sıkıntı yok dedi. Yani sen al gel hani ben buradayım falan. Tam şansa böyle konuşurken biri daha durdu. Tanımadığım başka bir motorcu. Bir geldi motor yok. Gidemedim. Hiç tanımadığım bir motorcu daha geldi. O böyle bir genç biraz. Bu ilk duran kurye abi böyle 40-50 yaşlarında. Gelen böyle biraz daha böyle şey heyecanlı bir arkadaş. Ne oldu falan dedi. O şey diğer kurye abi benzin bitmiş dedi. Ya dedi iteceğiz ya da yani alacağız geleceğiz. Çocuk abi dedi bin motora. Bindim. Çocuk abi kaydancı benim motora koydu yanına. Böyle 2 kilometre falan böyle gidiyoruz çocukla. Çok sağ olsun. Benzinliğe geldik falan. Muhabbet ettik biraz. Yani özeti şu. Varmak istediğim yer şu. Abi hiç tanımadığım, hiç hayatımda hiç görmediğim iki kişi motorcu. Abi bana yardım etti yani. Hatırlıyor musun ben sana daha böyle bir şey anlatmıştım böyle olur diye. Motorcular yardım eder. Eder. Ya abi, ama insan yaşamayınca gerçekten hani böyle başına gelmeyince hikaye gibi geliyor. Ya, ya şimdi kurgulasan, bunu kurgulasan yemin ederim kurgulayamazsın. Ya biz bunun filmde değindik, Şeytan Ecadı bir de buna kesin değindik. Abi. Bazı insanlar, motosiklet kullanmayan insanlar buna inanmadı. Böyle bir şey var mı gerçekten? Kullansan bile başına gelmeyince inanamıyorsun. Aynen. Yani kuryeler her zaman yardımına koşar. Hani kimsenin beğenmediği o yerler evet. Var ya herkesin evine benim suyunu götürenler. Asansöre kuryeler giremez yazanlar. Nasıl bir mevzu ya? Ya abicim asansör kurye asansöre binemez yok siteden içeri giremez. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onu aç kalın. Aşağı da gelmiyorlar. Ben olsam götürmem. Geç götürürüm. Ya bırakacaksın abi güvenliğe. Ha, güvenlikten gelsin abi. Sen sağ ben selam. En malum. Korkucular öyle yapıyorlar. Sıkıntı yaptıkları zaman bırakıyor kargoya. Abi kuryeler bence yapabilirler yani. Ne güzel. Ben kurye kardeşlerimin yanındayım. Böyle burada hem emekçiler hem de geliyorlar orada insanlar hani abi ayağına kadar. Bir tane gördün mü çocuk ayağı kayıyor kafayı vuruyor. Merdivenlerde inerken kaskı olmasa çocuk kafa yarılacak çocuğun kafa. Gördün mü o videoyu? Görmedim de pandemi döneminde 160 kurye öldü diyor. Ya abi kar kıyamet bir de ya araba gidemiyor adamlar böyle şey ayakları falan. Kardeş işte sipariş verenler utansın ya ne diyeyim. Yani adam keyfine bir de bırak şimdi sipariş evden verdi hadi tamam. Bir sürü reklam yapıyor falan bilmiyor adam işin arka planında. Onun sıkıntı işte bir insan var bir de geliyor tamam mı? Adam diyor ki yemek niye soğuk geldi. Ya elini dışarı çıkar da bak nasıl elini soğuyor 2 dakikada. 2 saniyede. Bir de, ama yemek soğuk geldi ona azarlıyor. Evet. Mevzu sana işte. Anlatıyorum. Kısaca bu konuya karşı çok hassas bir evet, söyleyeceğim. Mevzu şu. Kuryelerden herkes şikayet ediyor. Tamam mı? Yeri geliyor ben de şikayet ediyorum. Neden şikayet ediyorum? Trafikteki tutumlarından dolayı. Tutumlarından. Ama şunu kimse düşünmüyor kardeşim. Bu adamdan acil yemek isteyen kim? Sipariş verin. Yazıyor bir de not olarak. Not olarak çabuk gelsin açın falan. Tamam. Yağmur çamur dinlemiyor, kar dinlemiyor, sipariş veriyor. Ama trafikte araba kullanırken ya kurye de hızlı gidiyor diyor. Ya kurye hızlı gidiyor çünkü senin yüzünden. Hızlı gitsin, hızlı gelsin istiyorsun. Evram çamuk gitsin ya falan diye. Darlıyorsun ya hani mağazayı, patronu, kurye firmasını. Firma da onları darlıyor. Kuryeleri buna teşvik ediyor. Adamları birbiriyle yarıştırıyorlar. İşte 160 tane adam öldü gencecik insan. Yani burada herkes birbirini sorgulaması ve empati yapması lazım. Abi ben senin yaşadığın olaya benzer çok olay yaşadım. Çok olay İşte oradan oldu. Geldi, filmden geldi benim aklıma da. Yani filmde aslında onu işledik. Evet işte ama abi gerçekten bak motorcu olsam bile ben yaklaşık 1,5 senedir falan motor kullanıyorum. Yani başına gelmeden abi böyle bir şey yaşamadan... Yolda kalmamışsın sen daha önce. İşte kalmadım. Yemin ederim şey yapamazsın. Yani hiçbir motorcu yolda kalmaz. Hiçbir. Hisset, yani böyle hissi veremezsin. Hani anlattığın zaman geçmez. Yaşaması lazım insanın. Gerçekten. İyi süper, sevindim. Valla iyi oldu yani. Aynen. Heh, şimdi başladı. Abi, sağ ol. Ben gidiyorum. Görüşürüz kardeşim. O videonun öncesine koyacağım bunu. Bu tamam. Da outro olacak. Tamam. Ben beni takip etmeyi unutmayın. Tamam, evet Fatih abi de stüdyosu da şöyle göstereyim. Eyvah birisi öyle çıktı. Mi? İnsan kaçakçısı. Ulan lan burada! Hadi abi, kolay gelsin abi. Maşallah. İyi akşamlar. Görüşürüz.